Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalından herkese mutlu günler değerli basketbol severler. U14 Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda yarı final heyecanıyla sizlerleyiz. Gün saat 11 ve 13'teki klasman maçlarıyla başladı. Şimdi de iki yarı final mücadelesi üst üste olacak. Bir haftadır hemen hemen devam eden bu büyük mücadelenin finalistleri belli olacak. İlk yarı final karşılaşmasında BOTAŞ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Levent Spor'la karşı karşıya gelecek. Her iki takım da ısınmalarını yapıyorlar. Mücadele için her şey hazır Sakarya Atatürk Spor Kompleksi'nde. Hem BOTAŞ taraftarı hem de Levent Spor taraftarı, özellikle gençlerin velileri doldurmuş durumda. Bugünün skorlarını sizlere aktaralım klasman maçlarında. Saat 11'de dün BOTAŞ'ın mağlup ettiği Çukurova Basket, Mersin Yenişehir ve Adana Büyükşehir Belediyesi karşı karşıya geldi. Levent Spor'u mağlup ettiği ve parkeden Adana Büyükşehir Belediyesi 70-51 galip ayrılmayı başardı. Simge Erol kaptan, 24 sayı, 5 top çalma, 8 rebound, 3 asist, en skorer isim oldu. Ardından da İzmir Ege Gelişim Çankaya Üniversitesi mücadelesi vardı ve parkeden Çankaya 70-57 üstüne ayrılmayı başardı. Aliye Nur Orak da 16 sayı 13 reboundla double double yaparak mücadelenin en skorer oyuncusu oldu. Yarın bu iki maçın galipleriyle mağlupları 7.lik, 8.lik ve 5.lik, 6.lik klasman maçlarına çıkacaklar. Bu mücadelelerde yine canlı olarak Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Maç kadrolarını hemen sizlere iletelim. BOTAŞ'la maç kadrosunda Latife Duru Öksüzoğlu, Melisa Sağlam, Melisa Dönmez, Almira Yiğit, Yağmur Tezel, Ecenaz Salman, Defne Çınar, Yusra Tunç, Begüm Demir, Neva Kürkçü, Nazlı Usanmaz ve Beril Akman yer alıyor. Levent Spor'da Ela Salcı, Doğa Kural, Çisem Cüneyt, Didem Erginay, Günay Akgür, Tarabay, Nehir Aktaşlı, Fehime Malgıt, Enes Din, Cemaliye Tüysüz, Fatma Kılıç ve Beren Ögen maç kadrosunda yer alan isimler değerli basketbol severler. Altyapı faaliyetleri kapsamında hem U16 kızlar hem de U14 kızlar hem de U14 erkekler Sakarya ve Edirne'den canlı yayınlarla sizlerle oluyor. Edirne'de de bugün saat 16'da U14 erkekler finali olacak. Bu mücadelede yine Berkay Doğrusoz'un sunumuyla Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak değerli basketbol severler. Her iki takım da parkede. Hemen sizlere ilk beşleri de aktaralım. BOTAŞ'ta 5 Melike Dönmez, 6 Almira Yiğit, 11 Defne Çınar, 12 Yusra Atunç ve 14 kaptan Begüm Demir. Levent Spor'da 7 Günay Akgül, 11 Nehir Aktaşlı, 13 Enes Din, 15 kaptan Cemaliye ve 77 Beren Ögen. Enes Din hava atışı geldi. İlk hücum Levent Spor'dan her iki takıma da başarılar diliyoruz. Keyifli seyirler. Cemaliye, Beren. Beren'in pası. Nehir. Nehir, Cemaliye. Dünün en skorer oyuncusuydu Cemaliye. Atışı kaçtı. Rebound. Paylaşılamayan top kararı. Burada hem Cemaliye hem de Almira topa hamle yaptılar. Defne ile hücumda BOTAŞ. Defne Çınar. Defne'nin pası. Melisa alır almaz. Atışı isabetli. Defne sol eliyle bitirmek istedi. İsabet yok. Begüm onun topuna müdahale. Cemaliye'den bir hücum şansı daha şimdi. Hatalı yürüme. Top kaybı. Defne orada topu aldı burada adımlarken. Bir adım fazla. Top kaybı geldi. Beren. Beren Ögen. Melisa var savunmasında. Beren.
Beren dönerek atışını kullandı. Mücadeledeki ilk sayılar gelmiş oldu böylelikle. Beren'le Levent Spor'dan. Defne, Melisa. Melisa çıkardı. Neva. Köşede bomboş kaldı ve gümüş sayılık atış. İsabet yok, rebound. Enes'in çektiği reboundu. Nehir. Nehir'in pası, Beren. Beren iyi girdi içeri, Beren atış kaçtı, rebound. Enes'in, Begüm, Cemaliye orada inanılmaz bir mücadele yine. Hücumu sürecek Levent Spor'un. Nehir topu oyuna sokacak. Begüm'ün, Begüm beklendi şimdi. Nehir topu oyuna sokacak. Çıkardı Beren. 1,5 dakika geride kaldı karşılaşmada. Beren'den Günay. Dünün en kritik ismi Günay. Beren adımladı. Zor, dengesiz bir atış. İsabet yok. Rebound. Kendi reboundunu aldı. Beren çıkardı. Nehir. Nehir onun atışı. Yine kaçtı. Rebound Enes'in. Enes'in atışı isabetli. 4-0 oldu skor. Defne. Yusra tekrar. Melisa'ya indi top. Atış kaçtı. Bitiren isim o noktada Almira oluyor. Almira Yiğit bitirdi. Botaş'ın da ilk sayıları gelmiş olduğu 2 dakika sonunda. Beren. Enes Dine indirmeye çalıştı. Begüm'de kaldı top. Kaptan ilerliyor. Begüm hızlı taşıdı. Begüm. Begüm'ün atışı kaçtı Enes Dine. Cemaliye de rebound. Şimdi Nehir. Nehir tüm sahayı geçti. Nehir. Zor ve dengesiz bir atış. Melisa'da kaldı top. Melisa. Begüm. Begüm. Begüm'ün pası iyi. Şimdi Almira tek eliyle Almira bitirdi. 4-4. 4-0'lık seriye, 4-0'lık seriyle yanıt verdi Botaş. 3 dakika geride kalmak üzere. Beren. Günay. Günay pası. Nehir. Nehir'in Enes'ine doğru indirmek istedi ama top kaybı. Defne, hücumda Botaş. Yusra, tekrar Defne, sol forvette boş kaldı. 3 sayılık atış, isabet yok, rebound. O noktada Melisa'da kaldı. Melisa, yine Defne, şut kullanmadı bu kez, pası Yusra. Yüksek posttan atış, kısa, rebound. Begüm'de kaldı bir hücum şansı daha, Begüm Demir. Kaptan Yusra'ya tekrar Defne. Yine aynı noktadan 3 sayılık bir atış daha. Bu da kaçtı, rebound Enes'in. 3 kez çembere gitme şansı buldu Botaş ama isabet gelmedi. Şimdi Beren. Beren'in pası güzel. Cemali'ye bitirdi. Eksik yakalanan Botaş savunmasını pasla açtı ve isabeti buldu. Cemali'ye ile Levent. Yusra, Yusra adımladı. Enes'in doğru pozisyon almıştı yine. Top kaybı. Beren. Beren'le çıktı Levent. Son 5.40 ilk çeyrekte. Günay. Enes'in perdeye geldi Günay. Günay birebir oynuyor kaptan Begüm'le. Günay 5 saniye kaldı. Süre dolarken 3 sayılık atış isabet yok. Bir hücum şansı daha Nehir. Enes'ine doğru ayakla müdahale. 14 saniye tamamlandı hücum süresi. Nehir topu oyuna sokacak. Enes'in. Enes'in pası Cemali'ye. İki kaptanın mücadelesi. Şimdi dışarıya doğru çıkarmak istedi. Melisa'nın müdahalesi. Günay'da kaldı top. Beren.
Beren Nehir'e doğru. Nehir kaybetmedi topu. Süre doldu ve top kaybı. 24 saniyede hücum edemedi Levent Spor. Yusra Tunç. Yusra içeriye devrildi. Enes'in çıktı karşısına. Almira alır almaz. Atış isabet yok. Rebound Nehir'de. Hızlı değerlendirmek istedi ama isabet gelmedi. Botaş'ın bu hücumda çok iyi taşıdı topu Nehir. İsabet gelmedi. Rebound Günay. Ardından yükseğinde kaldı biraz top. Defne. Defne iyi bir pas. Almira. Begüm istedi aldı topu. Melisa. Melisa rakibinin sağına gitti. Melisa'nın atışı. İki serbest atış gelecek. Cemaliye'ye çalındı faul. Kaptanın faulü. İki serbest atış için çizgide şimdi Melisa. İlk atış kaçtı. İkinci ve son atış. Bunda isabet var. 2'de 1 ile dönüyor parkeden, çizgiden. Melisa. Beren. Beren'in savunmasında Yusra vardı. Topuna müdahale etti Yusra. Şimdi Günay. Günay Defne ile birebir. Günay tekrar. Beren 5 saniye kaldı. Beren. Çok dengesiz bir atış ama isabetli. Beren skor bulmayı başardı. Son 4 dakika ilk çeyrekte. Melisa. Melisa çevirmek istedi, araya giren Cemaliye. Cemaliye kaptan adımladı. Kaptan bastı frene, bitirdi. Cemaliye mola geliyor. Fark 5'e çıktı. Mola geldi Botaş'tan. 3.51 var değerli basketbol severler. İlk çeyreğin sonuna keyifli bir yarı final mücadelesinde 4-0'lık seriyle farkı 5'e çıkaran taraf Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Levent Spor oldu. Botaş molasındayız. Botaş molasının ardından sizlerleyiz. 3.51 var değerli basketbol severler ilk çeyrek sonuna. 15 skor Levent Spor önde. Keyifli akıcı bir basketbol izliyoruz. Bir faul yapıldı şu ana kadar. İlk 6 dakika sonunda mola dönüşü hücumda Botaş. Defne. Defne, Beren savunmasındaydı. Defne adımladı. Şimdi pasını aktardı Melisa. Begüm top istemişti Melisa. 7 saniye kaldı hücumun sonunda. Defne ayağı çizgide. Top kaybı. Burada topu aldı. Ayağı çizgide. Sol ayağı çizgide kaldı. Top kaybı. Günay. Günay. Günay'ın pasında. Beren tekrar Günay. Enes'in istedi topu. İçeriye devrildi Günay. 5 saniye kaldı. İyi bir pas Cemali'ye. Atış. Zor bir atış. Şimdi süre dolmak üzere. Blok geldi. Ardından Almira ama. Almira bloğu yaptı. Beren tekrar şut kullanmak istedi ama. 24 saniye süresi dolmuştu. Defne. Hücumda Botaş. Son 3 dakika.
Defne. Melisa'nın perdesi Defne. Penetre üçlük denedi. İsabet yok. Begüm orada. Tamamlamak istediği isabetli değil. Rebound. O noktada Beren'de kaldı. Beren hızlı taşıdı topu. Beren top kaybı. Defne elinden aldı topu. Şimdi pası Begüm. Sağ turnikesi. 17 oldu skor. 4-0'lık seriden sonra ilk sayıları. Hızlı geldi şimdi. Levent Cemaliye'nin turnikesi. 12-7. Fark tekrar 5. Melisa. Yusra pası Defne'ye. Defne tekrar Yusra'ya çıkardı topu. Yusra. Yüksek posta geldi. Defne 4 saniye var. 3 sayılık atışını kullandı. İsabet yok. Rebound. O noktada Cemaliye'de kaldı. Nehir. Nehir Beren'e teslim etti topu. Penetreyi kesti. Beren'e teslim etti topu. Son 2 dakikanın içindeyiz. Nehir. Nehir. Nehir çok iyi bir pas. Enes'in basket foul. Nehir'den çok güzel bir asist izledik. Enes'in tamamladı. Eyvallah. 14-7 oldu skor. Bir de serbest atış gelecek şimdi. Enes'ten. Atış kaçtı. Melisa kaybetmedi topu. Pasında Begüm. Kaptan hızlı taşıdı topu. Begüm kaybetmedi de. Begüm içeri zorladı. Şimdi dışarıda top. Melisa'da Defne. Defne. Defne içeri zorladı. Enes'in çıktı yine karşısına. Enes'in doğru pozisyon aldı. Cemaliye. Cemaliye adımladı. Günay. Günay onun orta mesafesi alır almaz. İsabetli değil. Rebound. Şimdi Melisa'dan Defne'ye. Defne sol turnike kaçtı. İyi bir atış gelmedi. Günay. Maç tempo kazandı son bir dakikaya girilirken. Günay. Nehir. Beren. Biraz nefeslenmesini sağladı takımının. Beren, Günay. Günay 7 saniye var. Günay'ın pası Cemaliye. Cemaliye baseline'daydı. Topu kaybetti Melisa. Begüm. Begüm Enes'in topuna müdahale etti. Top ondan dışarıda. Defne'den pas. Yusra 7 saniye var. Yusra tek eliyle bitirmek istedi. İki atış gelecek. Faul yapan isim Beren. İlk faul oldu bu. İkinci faul oldu bu. Levent Spor'un 14-7 skor. 2 serbest atış için çizgide. Şimdi Yusra. Son 32 saniye var. İlk atış kaçtı. İkide bir geldi çizgiden. 14-8 skor. Beren. Beren onun pası Nehir. Nehir. Tekrar Beren. Beren çıkardı Cemaliye'ye. Cemaliye adımladı. Zor bir atış. Kısa kaldı rebound. Enes'in son hücumu da Levent'ten izleyeceğiz. Nehir orta mesafesi isabetli değil. Topa son dokunan orada. Almira 3.1 var. Çeyrek sonuna çembere gidebilecek mi bakalım. Levent Spor. 14-8 skor. Nehir yine topu oyuna sokacak isim. Nehir. Nehir'in pası Enes'in alır almaz. Atışını kullandı. İsabet yok ve ilk çeyrek sona eriyor değerli basketbol severler. İlk yarı final mücadelesinde keyifli bir ilk çeyrek izledik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Levent Spor BOTAŞ karşısında 14-8 önde tamamladı ilk çeyreği. En skorer oyuncu da Cemaliye. Levent Spor'da kaptan 6 sayı kaydetti şu ana kadar. İkinci çeyrekte tekrar birlikte olacağız.
İkinci çeyrekte sizlerle tekrar birlikteyiz. U14 Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda ilk yarı final heyecanında ilk çeyrek Levent Spor'un 14-8'lik üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyrek birazdan başlayacak. İkinci çeyrekte ilk hücum Botaş'tan 14-8 skor Defne. Yusra. Yusra şut gösterdi, kullanmadı. Yusra adımladı pası. Almira. Almira tekerle bitirmek istedi. İsabet yok. Cemal reboundu yaptı. Nehir. Günay. Günay. Elden teslim aldı şimdi Nehir. Beren. 10 saniye kaldı hücumun sonuna. Beren. Beren pasını aktardı. Enes'in bomboş kaldı Nehir. Ayağı çizgide 2 sayılık bir atış. Kısa. Rebound. Defne'de. Defne'nin pası Almira. Almira pası. Yusra. Enes'in çıktı karşısına. Defne. Set oyuna döndü hücum. Melisa. Tekrar aldı Melisa tepede Begüm'den. Defne boş kaldı. 3 sayılık atışını kullandı. İsabeti buldu. Önemli bir üçlük. İkinci çeyrek başında fark 3'e indi. Nehir. Nehir taşıdı topu. Bir de top kaybı Begüm. 2'ye 1 pozisyon, hatta 3'e 1 pozisyon. Begüm sağ turnike kaçtı, rebound. Almira onun atışı, bu da kaçtı. Beren, Nehir. Cemaliye boş kaldı içeride. Cemaliye'nin turnikesi isabetli değil, Enes'in. Top onda şimdi Cemaliye yeniden. Günay. Günay çıkardı. Beren 7 saniye var. Beren pasını aktarmak istedi ama araya giren orada. Almira. Melisa. Farkı azaltma şansı. Melisa iyi girdi içeri. Melisa'nın turnikesi. 14-13 oldu skor. 5-0'lık bir seriye 2 dakikada. Botaş'tan. Beren. Beren penetre üstü orta mesafe. İsabet yok. Enes'in topu tipledi. Günay'da kaldı top. Tekrar Beren. Nehir. Hatalı yürüme Nehir'den. Top kaybı. Defne. Tekrar Yusra'dan Melisa. Melisa tekeliyle bitirmek istedi. Faulü aldı. İlk atış gelecek. Henüz skor bulamadı bu çeyrekte. 2 dakikanın sonunda Levent Spor 5-0'lık serisi var. İlk atış kaçtı. İkinci ve son atış. 2'de 1 geldi. Eşitlik de geldi mücadeleye. Günay. Top kaybı gelecekti bir an için. Günay. Şimdi pası Beren. Beren Enes'in'e indirdi. Enes'in zor bir atış. İsabetli değil. Rebound. Almira'daydı. Şimdi Enes'in. Enes'in'in atışı isabetli. Levent Spor'da skor bulmayı başarıyor. Hücumda Botaş, Elisa, Yusra. 7 saniye kaldı. Yusra içeri iyi adımladı. Yusra sol el turnik isabeti yok. Topa son dokunan o noktada. Almira oldu. Top kaybı. Beren. Beren Melisa vardı savunmasına. Beren bir reverse pası Enes'in yine. Enes'in bir şut ve iki ardından tekrar kendi topunu almayı başardı. Yine kaçtı top. Almira. Melisa. Melisa geçti tüm sahayı.
Çıkardı Yusra, bomboş şut kullanmadı. Yusra'nın pası kaptan Begüm. Tekrar Yusra dışarıya çıkardı. Melisa iki sayılık bir atış isabetli. Yeniden eşitlik. Top kaybı. Defne. Yusra. Melisa baseline'a girmedi. Şimdi Yusra 3 sayılık atış kısa. Rebound Begüm'de. Defne. Defne Begüm. 3 sayılık atış isabetli. Bir isabet daha. Öne geçirdi takımını ve mola geliyor Levent Spor'dan. ...14-7 girdik. 19-16 ile önde şu anda BOTAŞ. Moladayız. Levent Spor molasının ardından birlikteyiz. Mola dönüşünde hücumda Levent. Nehir. Günay baskısı var. BOTAŞ'lı oyuncuların çıkmayı başardı o baskıdan. Nehir. Penetre üstü orta mesafesi. İsabet yok. Rebound. Enes'in. Beren. Günay. Günay birebirdi. Şut kullanmadı Nehir. 7 saniye var. Nehir içeriği zorladı. Nehir Enes'in pası. Enes'in yine bir şut belki. Bu kez bitirdi. Enes'in moladan isabetle dönmeyi başardı Levent. İlk yarıda son 5 dakikaya girmek üzereyiz. Defne penetre üstü ayağı çizgide 2 sayılık atış. İsabet yok. Rebound. Orada Begüm'deydi. Melisa şimdi bir hücum şansı daha. Begüm ayağı çizgide 2 sayılık bir atış daha. Bunda da isabet var. 21-18 oldu. Kaptan kritik isabetlerine devam ediyor. Zor bir atış. İsabet yok. Çevirdi orada. Beren. Cemaliye. Tekrar Beren. Orta mesafesi. İsabet yok. Rebound. Cemaliye yine. Nehir. Bir hücum şansı daha. Nehir soluna gitti. Nehir iyi adımladı. Nehir'in pası Cemaliye'ye doğru. Dışarıya çıktı. Beren. 3 sayılık atışını kullandı. İsabeti buldu. 21-21. Defne. Son 4 dakika ilerliyoruz. Defne indirdi. Melisa'dan Almira'ya. Almira. Hatalı yürüme top kaybı. Enes'in. Günay hızlı geldi Levent Spor. Günay adımladı. Günay turnikeyi bıraktı. Bu kez öne geçen Levent Spor oluyor. Son 4 dakika. Yusra'dan pas. 3 sayılık atış el üstünden isabet yok. Melisa denedi üçlü isabet gelmedi. Nehir. Cemaliye, Beren, Günay yine pasla çıkmayı başardı baskıdan. Levent Spor blok geldi. Blok geldi o noktada. Melisa'dan ardından da top. Günay'dan dışarıda. Defne son 3,5 dakika ilk yarıda.
Defne'den pas. Begüm. 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 Atışı hiçbir şey değmedi top. Enes'in. Enes'in kendisi taşıyor topu. Enes'in. Günay'a. Biraz zor bir pas oldu. Günay. Çıkardı Nehir. Nehir. Nehir içeriği zorladı. Zor bir atış. İsabet yok Cemali'ye. Cemali'ye çevirdi Günay. Nehir. Nehir. Atışı. İsabet yok. Rebound. Melisa'da. Begüm. Begüm pası Yusra ayağı çizgideki sayılık bir atışta ondan. Bu da isabetli. 23-23. Beren. Defne savunmasında Beren. Nehir. Son 7 saniye hücumun sonuna. Günay. Günay bir reverse. Günay hatalı yürüme. Top kaybı. Defne. Son 2,5 dakikanın içindeyiz. Tekrar Defne. Yusra. Yusra adımladı. Pası atış kaçtı. Almira'dan Enes'inde kaldı top. Nehir. Günay. Günay. Günay'ın pası çok güzel. Cemali'ye atış kaçtı. Cemali'ye çok iyi indirdi ama atış kaçtı. Şimdi pas Almira. Atışı isabetli. Hızlı hücumla öne geçmeyi başardı. Botaş, Enes'in. Enes'in bir de top kaybı. Faul var. Enes'in faulü. İlk faul. Enes'in ilk faulü. Son 1.50. Botaş koçu da sanırım orada sportmenlik dışı için itirazını yapmıştı. Ona açıklama yapıldı. Koça da birinci uyarı geldi. Şimdi Defne. Topu tuttu Defne. Yusra. Tekrar Defne. Defne penetre üstü üçlükleniyor yine el üstünden. Kısa rebound. O noktada Nehir'de mi kaldı? Paylaşılamayan top. Levent Spor hücumu olacak. Son 1.36 ilk yarıda. 25-23 Botaş üstünlüğü var. Nehir topu oyuna sokacak. Beren. Defne onun savunmasında Beren. Günay. Günay Melisa ile birebirdi. Tekrar Beren. Beren'den Nehir. 7 saniye kaldı Nehir. Top kaybı gelmedi. Ardından geldi. Almira pası. Melisa. Melisa Begüm istedi aldı topu. Defne. Almira alır almaz. Atış kaçtı. Rebound Cemaliye'de. Nehir. Nehir. Nehir'in pası Günay. Günay alır almaz. Onun atışı isabetli. 25-25. Mola geliyor. Bu kez molayı alan taraf. Botaş ilk yarıdaki son molasını da 56.7 kala kullanıyor Botaş koçu. 25-25 skor son 1 dakikanın içindeyiz artık. Mola dönüşünde tekrar birlikte olacağız.
Mola dönüşünde tekrar sizlerle birlikteyiz. 56.7 var. BOTAŞ molasındaydık. 25-25 eşitlik var mücadelede. Mola dönüşü hücumunda Defne ile BOTAŞ. Defne. Begüm. Ayak çizgide iki sayılık bir atış. İsabetli değil rebound. Melisa'da. Melisa iyi döndü Beyzayn'a. Sol eliyle bitirmek istedi. İsabet yok. Enes'in reboundu çekmeyi başardı. Cemaliye'den Beren. Beren taşıdı topu Beren. Beren kaybetmedi de. Şimdi Günay. Günay bastı. Kesti driblingi. Günay penetresi orta mesafesi. Günay. Bir isabet daha. Molaya götürmüştü. Mola dönüşünde de ilk isabet ondan oldu. Son hücum 10 saniye var. Begüm. 27-25. Atış geldi ki serbest atış gelecek. Faul. Günay'a çalındı faul. İlk faulü Günay'ın. Kaptan Begüm iki serbest atış için çizgide şimdi. Eşitlikle gitme şansı devreye. İlk atış kaçtı. İkinci ve son atış. Begüm. 2'de 1 geldi. 27-26 oldu skor. Son 5,5 saniye. Nehir. Nehir çevirdi Beren. Beren. 3, 2, 1. Beren. Beren pasını aktarmak istedi ama süre doldu. Ve ilk yarı sona eriyor değerli basketbol severler. U14 Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda. İlk yarı final mücadelesinde ilk yarı müthiş bir heyecana sahne oldu. Ve Levent Spor bir sayı farkla 27-26 önde tamamladı BOTAŞ karşısında ilk yarıyı. İlk yarıda en skorer oyuncu BOTAŞ'ta kaptan Begüm oldu. 8 sayısı var. Levent'te de Beren, o da 7 sayı kaydetti. Onunla beraber Levent'te Enes Din bugün 8 sayıyla takımına en çok katkı veren oyuncu konumunda. Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalında ikinci yarıyla tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.
Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalından tekrar mutlu günler değerli basketbol severler. U14 kızlar Türkiye Şampiyonası'nda ilk yarı final mücadelesinin ikinci yarısıyla sizlerleyiz. Levent Spor ilk yarıda BOTAŞ'ı 27-26 ile gerisinde bırakmayı başarmıştı. Bakalım ikinci yarıda nasıl bir oyun, nasıl bir heyecan bizlerle olacak. 25 Nisan'dan bu yana Sakarya'nın ev sahipliğinde düzenleniyor U14 Kızlar Türkiye Şampiyonası ve bu büyük heyecanda artık son iki gündeyiz. Yarın 3 klasman mücadelesi oynanacak. 7.lik, 8.lik, 5.lik, 6.lik ve 3.lik, 4.lik karşılaşmaları. Ardından saat 16'da final karşılaşmasıyla 2022 yılı U14 Kızlar Türkiye Şampiyonu belli olacak. Bu büyük heyecan yükselme grubu karşılaşmalarından itibaren Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Yayınlanmaya da devam ediyor. U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda da final heyecanı saat 16.30'da başlayacak. Göztepe Basketbol Beşiktaş mücadelesi yine Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalından Edirne'den canlı yayınla Belkay Doğru Söz'ün anlatımıyla sizlerle olacak. Her iki takım da parkede ilk yarıda öne çıkan isimleri hemen sizlere aktaralım. BOTAŞ'ta 9 verimlilik puanıyla oynayan Kaptan Begüm 8 sayı, 5 rebound, 2 asist, 2 top çalması var. Levent Spor'da da 12 verimlilik puanıyla oynayan 12 verimlilik puanıyla oynayan bir Cemaliye Tüysüz kaptan görüyoruz. Her iki takımın da kaptanları şu anda ön planda. İkinci yarı BOTAŞ'ın hücumuyla başladı. Tekrar her iki takıma da başarılar diliyoruz. İyi seyirler. Günay. Cemaliye içeri devrilmişti. Günay. 7 saniye kaldı hücumun sonuna. Melisa var savunmasında. Beren. Beren içeriye girdi. Penetre üstü orta mesafesi isabetli değil. Rebound mücadelesinde. Top o noktada. Yusra'da kaldı. Defne. Defne. Penetre üstü. Atışı isabetli değil. Her iki takımda da hiçbir oyuncu değişmedi. İlk yarıda başladıkları beşlerle şu anda parkede her iki takımda değerli basketbol severler yorucu, mücadele gücü yüksek bir karşılaşmadayız. Bench'ten süre dahi almadı şu anda hiçbir oyuncu. İlk beşlerle parkede her iki takımda. Nehir. Nehir, Cemaliye'ye iyi pas. Cemaliye'nin atışı kaçtı. Kaptan tekrar top onda. Şimdi Beren alır almaz 3 sayılık atışı. İsabet yok. Rebound. Bu kez Almira'da kaldı. Almira iyi geçti tüm sahayı. Almira'nın atışı kaçtı. Rebound o noktada son olarak Nehir'de kaldı. Nehir. Beren. Cemaliye gerilerden geldi. Ona iletmedi topu. Beren. Nehir. Beren. Beren içeri adımladı. Süre dolarken Beren atış kaçtı. Cemaliye. Cemaliye'nin atışı isabetli. İkinci yarıda ilk isabetler. 1 dakika 45 saniye sonunda Levent Spor'dan geldi. 29-26 oldu skor. Defne. Begüm. Ayağı çizgide 2 sayılık bir atış. İsabet yok. Rebound. Orada Almina'dan ama hiçbir şey değmedi onun atışı. Cemaliye. Nehir. Nehir taşıdı topu pası. Günay. Günay. Beren dışarıdaydı. Günay birebir oynadı Defne ile. Günay zorladı bir reverse. Pasını şimdi aktardı. Cemaliye iyi bir pas. Nehir onun turnikesi de isabetli.
4-0'lık seri. 2,5 dakika geride kaldı 3. çeyrekte. Defne hızlı geldi. Defne tekeliyle bitirmek istedi. İsabet yok. Rebound. Orada Nehir çalmayı başardı. Enes'in Cemaliye. Hızlı taşıdı topu. Cemaliye yüksekten bıraktı. Atış kaçtı. Rebound. O noktada Defne'de kaldı. Faul. Beren'in faulü. Begüm, Defne. Defne, günaydan sıyrıldı Defne. Yine tekeliyle bitirmek istedi. Yine isabet yok. Rebound Enes'in. Enes'in Günay'a doğru çevirmek istedi. Araya giren oyuncu Melisa. Begüm, kaptan adımladı. Pası Yusra. Yusra baseline'a girdi. Blok geldi Enes'in'den. Şimdi Beren. Beren 2'ye 1 pozisyona kadar geldi. Beren'in pası Günay. Günay şut ve 2 aydından atışı. İsabet yok. Rebound. O noktada Cemaliye ve Enes'in çekti bu arada. Top son olarak Botaş'ta oyuncularda kaldı. Yusra 3'e 2 pozisyon. Yusra pası Defne. Defne sol eliyle atış yine kaçtı. Maç büyük tempo kazandı ama isabetler gelmiyor. Nehir. Nehir bıraktı Günay. Alır almaz. Günay'ın atışı isabetli. Mola geliyor değerli basketbol severler. 6-0'lık bir seri izledik. Levent Spor'dan 27-26 girmiştik 3. çeyreğe. 3 dakika 45 saniyede 6-0'lık bir seri, 33-26 oldu skor. Levent Spor önde, Botay Spor molasındayız. Mola dönüşünde her iki takım da parkede. Mola dönüşü hücumunda Botaş'ı izleyeceğiz. Defne. Tekrar aldı Defne Melisa'dan. Melisa. Melisa soluna gitti. Orta mesafesi. Melisa. 4 dakika sonunda geldi ilk sayıları 3. çeyrekte Botaş'ın. Günay. Günay Defne var savunmasında. Günay pası Beren. Beren Günay top istedi. Aldı şimdi Günay. Şut kullanmadı. Günay içeri zorladı. Atışı kaçtı Enes'in. Günay'da kaldı top. Cemaliye. Cemaliye onun atışı. Bu da kaçtı ve rebound bu kez Almira'da kaldı Yusra. Begüm. Begüm pası. Melisa. Melisa Defne'yi buldu. Defne alır almaz sağ forvetten 3 sayılık atış kaçtı. Rebound. O noktada Cemaliye'de Nihir top kaybı geldi. Cemaliye topu tükledi Begüm. Melisa. Melisa çevirdi. Yusra. Almira köşede Defne. 2 sayılık bir atış. İçeride ve isabetli. 4-0'lık bir seri. Bu kez Botaş'tan geldi Nehir. Baskıdan iyi çıktı. Nehir Günay'da kaldı top. Günay içeriye girdi. Günay çok iyi adımladı. İsabeti buldu. Günay Akgör. Son 4,5 dakika 3. çeyrekte Begüm. Sol eliyle bitirdi Begüm. Kaptan.
35-32. Cemaliye. Günay. Günay birebirdi şimdi Nehir. Beren. Beren'in pası. Tekrar Günay. 5 saniye kaldı. Günay. Günay Begüm'le birebir bu kez. Günay çok iyi oynadı birebiri. Basket faul gelmedi. İki atış gelecek. Yine çok iyi oynadı. Yine zorladı. İki atış kullanacak Günay. On sayısı var. Çift taneye ulaşan ikinci oyuncu oldu Begüm'le birlikte. İlk atışı da isabetli. İkide iki geldi. 37-32 skor. Begüm. Sol dipte Begüm. Karşısında Cemaliye var. Defne. Son 3.45. Üçüncü çeyrekte. Melisa. Sağ forvetten üçlü isabet yok. Beren. Defne. Reboundu yaptı Defne. Atış geçerli değil. Hatalı yürüme. Top kaybı. Burada işte. Bir adım fazla attı Defne. Top kaybı geldi. Nehir. Günay. Günay. Yine birebiri Defne ile bu kez Beren. Beren içeriye girdi Beren. Pasını aktarmak istedi. Hatalı yürüme. Bir top kaybı da bu kez. Levent Spor'dan son 3.30. Üçüncü çeyrek sonuna. İçeri indi top. Melisa ama iyi bir pas olmadı bu. Top kaybı Botaş'tan. Nehir topu oyuna sokacak. Beren. Beren içeriği zorladı Beren. Çıkardı Günay. Günay şut kullanmadı. Defne ile birebir. Günay pasında Nehir. Nehir bir reverse pası Cemaliye. Cemaliye Günay'ı buldu. Günay 5 saniye var. Günay. Günay. Günay şut denedi isabet yok. Cemaliye çıkardı topu elinden ama 24 saniye süresi doldu. Şimdi hızı geliyor Botaş. Defne onun turnikesi kaçtı. Rebound Cemaliye'de. Cemaliye. Top kaybı geldi Defne. Onun pası. Yusra. Yusra'nın sağ turnikesi kaçtı. Boş turnikeler kaçıyor. Şimdi Yusra topu aldı. Onun turnikesi isabetli. Günay. Kaybetmedi topu. Günay Nehir'e kazandırdı topu. Nehir 3-2 pozisyon. Nehir'in pası Cemaliye. Cemaliye'nin sol turnikesi. O da çift tanelerde. 10. sayısı. Son 2 dakikaya ilerliyoruz. Yusra. Yusra çıkardı topu. Melisa. Melisa tekeliyle bitirmek istedi. Bitirdi. Melisa. Zor bir isabet ondan. Günay. Günay'ın pası Nehir. Nehir yine 3-2 pozisyon. Nehir içeriği zorladı bu kez. Pası yine Cemali'ye. Yine aynı pozisyon. Yine isabet. Aynı hücum bir kez daha. Yine Nehir servisledi. Kaptan bitirdi. Son 1,5 dakika 3. çeyrekte. 41-36. Begüm. Begüm. Begüm içeriği zorladı. Begüm. Enes Din çıktı karşısına top kaybı. Cemaliye. Nehir'e doğru Melisa girdi araya. Şimdi Begüm pası. Orada top son olarak Beren'de kaldı. Enes Din. Farkı açma şansı. Enes Din adımladı. Günay alır almaz. Yine orta mesafe. Yine Günay. ...43-36 son bir dakikaya girdik. Melisa pası. 3 sayılık atış. İsabet yok. Rebound. Enes'in çekti reboundu. Günay.
Günay, Günay içeriği zorladı. Günay zor bir atış. İsabet yok Enes'in. Topu tipleyen o. Botaş hücumu olacak. Defne ile hücumda Botaş. Tekrar Defne. Begüm. Albina top istedi. Defne 7 saniye var. Yusra. Yusra içeriği zorladı. Sahil ile bitirmek istedi. Hiçbir şeye değmedi top. Cemaliye. Kaptan çıkardı takımını. Şimdi Beren. Beren Cemaliye'de kaldı top. Nehir. Nehir boşluğu buldu. Günay. Yine alır almaz. Günay'ın atışı kaçtı bu kez. Son hücum. 3 saniye var. Begüm. Begüm. Begüm adımladı. Begüm. Basket faul. Basket bir defa. Olabilecek en iyi senaryoyla belki de devre sonunu yapmış oldu. Botaş kaptan. Tek atışı kullanacak. Süre dolmuştu. Ardından da çeyrek noktalanacak. Begüm. 3 sayılık bir hücum. Kaptan farkı 4'e indirerek son çeyreğe daha umutlu girmesini sağlıyor takımının. 43-39. İlk yarı final mücadelesinde büyük bir heyecan var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Levent Spor 43, Botaş 39. Son çeyrekte tekrar birlikte olacağız. Son çeyrekte tekrar sizlerleyiz değerli basketbol severler. U14 Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda Sakarya'da ilk yarı final heyecanında son 10 dakikadayız artık. 43-39 Levent Spor üstünlüğü ve son çeyreğe Levent başlıyor. ...48 rebound yaptı bugün. Şu ana kadar Levent Spor. Günay'ın atışı. Hiçbir şey değmedi top bu kez. Begüm. Begüm taşıyor topu. Kaptan pasında Defne. Sol dipten 3 sayılık atış. İsabetli. Çok kritik bir isabet. Farkı 1'e indirdi bu isabetle. Botaş. 43-42. Beren. Beren içeri zorladı. İyi girdi boşluğa. Beren'in isabeti. Sol turnike. Her topu el yakıyor. Beren. Sol turnike. Zor pozisyonda bitirmeyi başardı. 45-42. Begüm. Begüm karşısında Beren var. Begüm. Melisa bu kez. Almira. Zor bir atış. Almira da bitirdi. İnanılmaz. Günay. Günay kendisi taşıdı topu. Günay.
İyi bir pas gelmedi. Top kaybı. Levent spor koçuyla hakem arasında bir ikili diyalog. İlk uyarının geldiğini belirtti. Levent spor koçuna son 8.41, mücadelede 45-44 fark bir ve öne geçme şansı şimdi Botaş için. Defne. Defne'nin pası. Melisa, Begüm, 3 saniye var. Begüm penetre üstü orta mesafe. Kaçtı, rebound Cemaliye'de. Beren. Beren. Beren bir reverse. Beren top kaybı. Hatalı yürüme, top kaybı. Yine öne geçme şansı Botaş için. Melisa. Defne aldı topu. Yusra. Yusra pası tekrar Defne. Sol dipten bir üçlük daha. Bu kez isabet yok. Rivant Günay'da. Nehir. Nehir hızlı taşıdı topu. Nehir zorladı atıcı. Blok geldi ona. Nehir'e blok geldi. Defne kaybetmedi topu. Şimdi pas. Oradan çıkarmayı başardı Begüm. İleriye Almira'ya doğru. Uzun ve hızlı bir top oldu. İsabet yok. Top kaybı. Nehir. 2,5 dakika geride kaldı son çeyrekte. Günay. Günay kaybetmedi topu. Şimdi Enes'in o topu kaybetti ama Cemaliye'de kaldı. Cemaliye'nin turnikesi kaçtı Enes'in. Enes'in bitirmek istedi. Bu da kaçtı. Paylaşılamayan top kararı. Hücum sırası Botaş'ta. Her top çok kritik. Her top çok değerli. 3 dakika geride kalmak üzere son çeyrekte. Yusra. 45-44. Melisa. Defne. Begüm. Begüm. 3 sayılık atış. İsabet yok. Rebound. Cemaliye'de kaldı. Beren. Beren taşıdı topu. Beren hızlandı. Beren'in atışı isabetli. Beren sorumluluk aldı. Zor pozisyonda tamamladı. Bir teknik faul koça çıktı. Levent spor koçuna az önce uyarı gelmişti. Levent spor koçuna teknik çalındı. Tek atış olacak. Tek atışı da kaptan Begüm değerlendirecek şimdi. İsabet var. Fark tekrar 2. Yusra topu oyuna sokacak. Defne. Begüm alır almaz 3 sayılık atış el üstünden. Hiçbir şey değmedi top. Nehir. Nehir. Nehir taşıdı topu. Günay istedi. Onu aktarmadı. Şimdi Cemaliye bomboş. Cemaliye basket bir defa. Oy.
Bomboş kalan, doğru ismi buldu boyalı alanda. Cemaliye'yi buldu Nehir. Kaptan da servise basket faule cevap verdi. Bir de serbest atış gelecek. Atış kaçtı, rebound. Almira'da, Defne. Begüm, Begüm'ün atışı isabetli. Kaptan da boyalı alanda isabeti bulmayı başardı. 4 dakika geride kaldı. Fark 2. Enes Din, onun atışı kaçtı. Kendi reboundunu yaptı. Yine bitmedi. Pozisyon ve ardından top. O noktada Almira'da. Melisa boş kaldı, şut kullanmadı. Defne 3 sayılık isabet. Defne öne geçiriyor Botaş'ı. ...50-49 oldu skor. Son 5 dakikaya girilirken Günay birebirdi. Şimdi pası Beren. Yine Günay, şut kullanmadı. Günay içeriye adımladı. Zor bir atış. İsabetli değil. Rebound mücadelesinde top. Orada Almira'da kaldı. Begüm. Begüm adımladı. Begüm! Kaptan bir isabet daha buldu. 52-49. Son 5 dakikaya girdik. Takım desteği de hem her iki takım adına da çok artmış durumda son dakikalarda. Nehir zor bir atış, isabet yok. Cemaliye, o da bitiremedi. Rebound yine Almira'da. Farkı artırma şansı Melisa. Yusra, Melisa 3 sayılık atış, isabet yok. Rebound tiple doğrudan Nehir. Günay, kritik bir hücum şimdi. Günay, Nehir. Nehir, zor bir atış, isabetli. Çok zor bir atış, dengesiz de kullandı ama isabet geldi. Son 4 dakika. Top kaybı. Nehir. Nehir iyi geçti. Nehir'in pası Enes Din. Enes Din kullanmadı. Çıkardı Günay'a. Günay bir an için boş kaldı. Günay. Beren 3 sayılık atış. Beren'den isabet yok. Rebound Melisa'da. Son 3,5 dakikanın içindeyiz. Dışarıda Yusra. Yusra. Onun pası. Defne dışarıda. Gizem. Begüm 3 sayılık isabet. Begüm'den mola geliyor. Kaptan kritik anda isabeti buldu. Takımını 4 sayı farkla öne geçirmeyi başardı. 21 sayı kaptandan. 55-51 skor. Levent Spor molasındayız. Son 3-17 bu büyük heyecanda çok keyifli bir karşılaşma izliyoruz. Çok büyük bir mücadele izliyoruz her iki takımdan da. 55-51 kaptan Begüm'ün üçlüğü.
Farkı 4'e çıkardı ve mola geldi Levent Spor'dan. Son 3-13, bakalım mola dönüşünde nasıl bir oyun izleyeceğiz. Beren. Nehir. Yusra savunmasında Nehir. Beren. Beren içeriye iyi girdi. Beren'in turnikesi isabetli. Moladan isabetle döndü Levent Spor. Fark 2, 55-53. Son 3 dakikaya girdik. Melisa, alan savunması devam ediyor. Levent Spor'da Yusra. Yusra dışarıya çıkardı Begüm. Begüm'den Polen. Pelin 3 sayılık atış. İsabet yok. Çemberin içinden çıktı adeta top. Paylaşılamayan top kararı. Levent Spor hücumu olacak. Büyük bir tebrik hak ediyor tüm oyuncular. Hiçbir oyuncu çıkmadı şu ana kadar. Hiçbir oyuncu. 37 dakikayı geçti süre. 10 oyuncu da şu an parkede olan 10 oyuncu da 37 dakikayı aşkın süredir oyunda. Nehir. Beraberlik şansı. Derinden pas. Orta mesafede Günay, isabet yok. Hızlı hücum şansı şimdi. Melisa. Melisa adımladı. Atışı isabetli. Melisa'nın turnikesi. 57-53. Fark 4. Son 2 dakikaya giriyoruz. Cemaliye pası. Beren. Beren. Topuna müdahale geldi. Paylaşılamayan top kararı. Hücumu sürecek Levent'in. Ne? Hayır. Paylaşılamayan topta. Botaş'a geçti top. Son 1.55. Fark 4. 57-53 skor. İlk yarı finalisti belirleyecek mücadele. Çıktı dışarı. Orta mesafe atış. İşçiye değmedi top. Cemaliye'den Nehir. Nehir. Nehir kaybetmedi topu. Şimdi pas. Günay. Günay. Dünün en kritik eliydi Günay. Nehir. Cemaliye. Kaptan adımladı. Pası Enes'tin. Enes'tin. Enes'tin topu kaybetti. Son 1.20. Defne. Pas Yusra. Tekrar Defne. Melisa. Melisa'dan Defne, Yusra. 5 saniye kaldı. Yusra süreyi de değerlendirmiş oldu Botaş ama isabet gelmedi. Cemaliye. Nehir. Nehir zor bir atış. İsabet yok. Rebound'u yapan isim orada Almira oldu. 3-2 pozisyon. Almira pası. Melisa. Melisa bastı frene. Faul hakkı var. Faul hakkı var her iki takımında ama faul yapılmıyor şu anda. Botaşlı oyunculara koç özellikle söylüyor ama faul yapılmadı. Defne adımladı ve faul şimdi geldi. Çok gecikti faul yapmakta. Levent 2.7 kala geldi faul. 27.3 var. Fark 2 hücumda. 2 serbest atış gelecek. Atışta bir faul. İlk atışta isabetli. İkincisi kaçtı. Faul. Faul yapan Almira sanıyorum orada, evet. Mola geliyor Levent Spor'dan değerli basketbol severler. 25.9 var. 2 hücumluk fark, 5 sayılık bir fark. Bakalım mola dönüşünde nasıl bir oyun izleyeceğiz.
Son 25.9 artık. İlk yarı final heyecanında değerli basketbol severler. Bu arada U14 erkekler Türkiye Şampiyonası'nda da heyecan başlamak üzere, o mücadeleyi de takip edebilirsiniz. Başladı. 4-3'lük Beşiktaş üstünlüğü var. 25.3 var. Nehir, Günay. Günay geriye çekildi. 3 sayılık atışı. İsabet yok. Faul yapacak mı bakalım. Levent Sporlu oyuncular. İzin vermedi buna Botaşlı oyuncular. 4 saniye var. Son molasını da alıyor Levent Spor. 3.1 var. Artık son hücum, son bir hücum izleyeceğiz. Çok hızlı skor bulup çok hızlı faul yapması gerekiyor ama faul hakkı da dolmadı. Levent Spor'un 3.1 var. 58-53 skor. Bu mücadelenin hemen ardından saat 17'de Fenerbahçe Tezankara Kolejler müsabakasıyla artık Botaş'ın rakibi diyebileceğimiz son finalist belli olacak. 58-53 rakip yarı sahadan top oyuna sokacak Levent Spor. Yine Günay'a çizildi set. Günay 3 sayılık atış. İsabet yok. Ve U14 Türkiye Şampiyonası'nda, U14 Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda ilk finalist Botaş oluyor değerli basketbol severler. Çok keyifli, büyük bir heyecanı sahne olan karşılaşmada Levent Spor'u 58-53 yenen, mağlup eden Botaş ilk finalist oldu Türkiye Şampiyonası'nda. Her iki takımın oyuncularını da tebrik ediyoruz. Levent Spor'u da tebrik ediyoruz. Onlar da bugün ilk 5 tamamen parkede kalarak büyük bir mücadele örneği ortaya koydular. Botaşlı oyuncular şu anda aileleriyle paylaşıyorlar büyük sevinçlerini. Levent Spor yarın Fenerbahçe Tezankara Kolejler mücadelesinin mağlubuyla 3.lük 4.lük karşılaşmasında parkede olacak. Botaş'ta bu mücadelenin galibiyle yarın finalde karşı karşıya gelecek saat 16'da. Tüm mücadeleleri Sakarya'dan canlı yayınla sizlerle paylaşmak üzere. Ben Mehmet Antep, yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu günler diliyorum. Hemen öncesinde onun en skorer ismi de sizlerle paylaşalım. Kaptan Begüm 21 sayı, özellikle son çeyrekte sorumluluk aldı. Takımının en çok skor üreten oyuncusu oldu. 21 sayıyla kaptan Begüm Demir. Begüm 5 rebound, 4 asist, 2 de top çalmayla 19 verimlilik puanıyla oynadı. Levent Spor'da da 25 verimlilik puanıyla oynayan, 22 rebound, 2 asist, 2 top çalma ve 14 sayıyla oynayan kaptan Cemaliyet Üysüz. Tekrar ben Mehmet Antep, yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Birazdan ikinci yarı final maçıyla tekrar sizinle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.